Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, valiler kararnamesi imzalandı. Kararnamede 22 vali merkeze alındı. Şanlıurfa valisi Bursa'ya, Eskişehir valisi ise Şanlıurfa'ya atandı. Valiler kararnamesi imzalandı. Buna göre 22 vali merkeze alındı. 24 ile yeni vali atandı. 26 il valisi de kendi içerisinde yer değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 22 vali merkeze alındı. 24 ile yeni vali atandı. 26 il valisi de kendi içerisinde yer değiştirdi. Şanlıurfa valisi Zettin Küçük Bursa valisi oldu. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna ise Şanlıurfa valisi oldu. İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Şanlıurfalı Mehmet İlker Aktan Kaçmaz, Kırıkkale valisi olarak atandı. Şanlıurfa valisi olarak atanan Güngör Azim Tuna, 1964 yılında Sinop'ta doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Sinop'ta tamamlayan Tuna, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mart 2011'de Çanakkale Valiliğine atanan Güngör Azim Tuna, 2 Mayıs 2013'te ise Eskişehir Valisi olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde altyapı sorunlarına yüzyıllık çözümler hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde altyapı sorunlarına yüzyıllık çözümler hedefiyle çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıllardır altyapı sorunu yaşayan Ceylanpınar'da geniş kapsamlı çalışma başlattı. Tüm ilçelerde olduğu gibi Ceylanpınar'ın altyapısında revizyonuna giderek ilçe genelinde büyük bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü yapmış olduğu sistemli çalışmalarla kalıcı çözümler üretiyor. İlçeyi adeta şantiye alanına çevirerek ilçenin yıllardır yaşadığı altyapı sorununa çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi 12 bin metre kanalizasyon, 4200 metre içme suyu hattı çekti. 15 yıldır kanalizasyon sorunu yaşadıklarını ifade eden Ceylanpınarlı Mahsum Arı, yıllardır altyapı sorunu yaşıyorduk. Yapılan çalışmalarla bu sorundan kurtulacaklarını ifade etti. Allah razı olsun, kalazon geldi. Büyükşehir'e kalazonumuz geldi. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah eskiden burada yoktu, şimdi yeni yaptılar. Allah razı olsun. Ceylanpınarlı Ömer Artuk'sa altyapımız yoktu. Yeni yeni hizmetler geliyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir dedi. 40 sene burada oturuyorum. Buranın yerlisiyim. Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi, Allah razı olsun, karazonumuz yaptı. Bu 15 sene evimiz karazonsuzdur. Şanlıurfa'da 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in olmazsa olmazı ciğerciler, her yıl Ramazan'ı dolu dolu geçirdiklerini ancak bu yıl hazırlık bile yapmaya değer müşteri potansiyellerinin olmadığını söyledi. Şanlıurfa'nın damak kültürlerinden biri olan ve Ramazan ayında iftar ve sahurların vazgeçilmezi ciğerciler, Ramazan'a hazırlık gereksinimi duymadı. Bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı yerli ve yabancı turistlerin gelmediğini belirten ciğerciler, Ramazan'a hazırlık gereksinimi duymadıklarını söyledi. Daha hafta bir gün Allah kısmet ederse oruç tutacağız. Ama geçen seneye göre bu sene çok çok kötü geçti. Nedenini derseniz, özellikle Doğu'yu, Şanlıurfa'mızı, Şanlıurfa merkezi, medeniyet şehrimizi çok kötülüler. Allah göstermesin, bir yabancı olay gelse Urfa'mıza acaba silah sıkılır mı? Acaba bize bir mermi ya da bir top mermi düşer mi? Ben bunu yazmıyorum. Genelde uluslararası medya kanallarına bunu da söyledim genellerden. Allah'ın izniyle Urfa'mıza ne bir terör, ne bir nerede bir şekilde Urfa'mızın adını kötülemeyeceğiz. Geçen Ramazan önceleri bile yoğunluğun yaşandığını belirten ciğerciler, şimdilerde müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Ramazan inşallah Cenab-ı Allah kısmet ederse, Cenab-ı Allah izin verirse inşallah güzel geçirir. Hani umduğumuz işi yapar. Böyle kötü geçtiğine göre Ramazan'da da kötü geçer. Yani geçen yıla biraz işimiz vardı. Şu anda yani bu sene tam iş düşmüş. İşte bu sene biraz yazardan geldiği zaman yani bizim Urfa hemen yarısı şey yani tarımda falan, şu anda mesela mercimek zamanıdır falan. Şu anda kimisi tarlada falan yani çalışıyor. Yani köyle falan daha doğrusu gelmiyor. Yani yabancı da falan gelmedi. Yani sadece bizim işimiz değil. Yani çoğu
Yani Urfa'ya gel esnafın hemen çoğunun işe düşük. Yani çarşıda bilmem esnafın bir işi falan çok kuruk. Bugünlerde yani. Bu Kobani olaylarından sonra bizim işler bayağı bir çöktü. Yerli turist gelmiyor. Bu sene hiç gelmedi. Ramazan'a hazırlık yapmadıklarını belirten ciğerciler, insanların Urfa'ya gelmekten korktuklarını söyledi. Kent merkezi ve kırsalda geniş kapsamlı yol çalışması yapan Siverek Belediyesi, 900 kilometre berkitme yol çalışması yaptı. Cumhuriyet tarihi boyunca yolları yapılmayan veya yapılan ama kullanılamaz gelen köy yollarında çalışma yapan Siverek Belediyesi 900 kilometre berkitme yol çalışması tamamlandı. Kırsal mahallelerde yol ve iyileştirme çalışmaları yapan belediye 900 kilometrelik berkitme yol çalışması yaparak belediye tarihinde yapılmamış bir hizmete de imza attı. Aralarında 300 yıllık yerleşim yerlerinin de olduğu çok sayıda mahalle ile daha önce yolları olmayan birçok mahallede yol açan belediye ekipleri çalışma yaptığı tüm mahalleleri yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan kurtardı. Mayıs ayında çalışmaların başlatıldığı Sapan Mahallesi sakinleri daha önce mahalle içi yollarının olmaması nedeniyle hastalarını ana yola kadar taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Yaklaşık 650 mahalle ve sokakla 4314 kilometre yüz ölçümüne sahip Siverek, birçok ilden büyük ilçeye hizmet eden Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, kırsala yaptığı ziyaretlerden halkın sorunlarını yerinde dinliyor. Sorunların çözümü için birimlere talimat veren Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini sağlıyor. Yolun medeniyet, su ihtiyacının insan hakkı olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Yılmaz, sorunlarımızı aciliyetle görüp sıralayıp imkanlarını zorlayarak kırsalda bulunan mahalle ve sokaklara hizmet götürdüğünü ifade etti. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yataklı servislerin modernizasyonu için başlatılan çalışmalar Eyyubiye Devlet Hastanesi'nin açılışı sonrasına kaldı. Şanlıurfa'da içi bir türlü doldurulamayan Mehmet Akif İnan Hastanesi Eğitim Araştırma Kliniği'nin 850 yataklı Eyyubiye Devlet Hastanesi'ne verilmesi gündemde. Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan öneri, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülürse, halk arasında 500 yataklı olarak bilinen hastane, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi kimliğiyle hizmet verecek. Temmuz veya Ağustos'ta açılması planlanan hastaneye ise Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tabelası asılacak. Mehmet Akif İnan'da hastane yöneticisi Mehmet Gülüm döneminde 2 yataklı odaların tek yatağa, 3 yataklı odaların da 2 yatağa dönüştürülmesi için çalışma başlatılmıştı. Şimdi bu çalışmalar bir süre önce göreve başlayan operatör doktor İbrahim Halil Keşkül tarafından yürütülüyor. 4 özel hastanenin SGK sözleşmeleri yenilenmediği için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine oranla en az %50 artınca bu projenin uygulanması Eyyubiye Devlet Hastanesi'nin açılışı sonrasına bırakıldı. Bu çalışmayla her oda yeniden modernize edilecek. Ameliyathaneler için başlatılan proje çalışmaları da halen devam ediyor. Acil servisin bulunduğu binanın alt katı ameliyathane olarak düzenlenecek. Proje tamamlandığında mevcut binadaki ameliyathaneler yoğun bakım servisine dönüştürülecek. Ayrıca yanık ünitesinin de kapasitesi genişletilecek. Hastanede asansör sayılarının da artırılması için proje hazırlanırken hastaneye poliklinik hizmetleri için ek bina yapılması gündemde. Tamamen poliklinik hizmetlerinin verileceği
yapılacağı ek bina 5 katlı olarak planlandı. Yetkililer Eyyubiye Devlet Hastanesi açıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluğun önemli ölçüde azalacağını, dolayısıyla bu projeleri hayata geçirmenin kolaylaşacağını umut ediyor. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen park ve çevre düzenleme talebini Eyyubiye Belediyesi anında yerine getirdi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen park ve çevre düzenleme talebini anında yerine getirdi. Hastane yönetiminin talebi üzerine harekete geçen Eyyubiye Belediyesi, atıl durumda olan acil bölümünün karşısındaki 2000 metrekarelik alanda düzenleme çalışması başlattı. 2000 metrekarelik alanda duvar boyaları, ferforje boyası, bordür, çim, gübre, çam ağacı, çiçek ve gül ekimi gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getirildi. Parkta incelemelerde bulunan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil Keşkül, Başhekim Yardımcısı Aziz Akıl ve hastane yöneticileri eşlik etti. Burada İlk İnan Hastanemizin, belki de ilk hastanemiz sayılır, büyüklük anlamında hastanemizin de başhekimimizi geçen ziyaret ettiğimizde burayla ilgili bir düzenleme talepleri oldu. Bizler de iyi belediyesi olarak burada da emeğimiz olsun istedik. Neticede bütün kamu kurumları insanlara hizmet etmek için vardır. Bu insanlara hizmet noktasında da zaman zaman park yapımız, zaman zaman pansiyon yapımız, zaman zaman işte banka tedariki şeklinde bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bugün de Sayın Hocamızı ziyaret ettik ve burada yaptığımız çalışmayı da yerine girmiş olduk. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve bundan sonraki süreçte de yine bu anlamda gerek sosyal noktada gerek fiziki projeler noktasında kamu kurumlarımızın elinin yetişemeyeceği yerlere de imkanlarımız ölçüsünde yetişmeye çalışacağız. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil Keşkül ise hastanemizin çevre düzenlemesini ve refakatçilerin rahat etmesi için pansiyon yapılacağını söyledi. Hasta yakınlarının bekleyebileceği bir alanımız vardı. Bu alanda belediyenin, bizim hastanemizin böyle bir ödeneği yok. Belediyemiz bize destek çıkarmıyor diye rica ediyoruz. Sağ olsun kendileri de bizi asla kırmadılar. Ve işin gerçeğini söylemek gerekirse tahminimizin çok ötesinde kısa bir sürede yapıldı. Çok da güzel oldu. Bir kesimde birkaç gün var işte son düzenlemeler yapılması. Ben hastanemiz, çalışanlarımız ve hastalarımız adına belediye başkanımızın yapmış olduğu bu güzel olan desteği şükranla ve teşekkürle karşılıyor. Tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren eserler müzede görücüye çıkacak. Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı'nca açılan Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa'yı tanıtmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Yaklaşık 482 fotoğrafçı katıldı ve 1811 fotoğraf arasında seçim yapıldı. Ve neticelerdi. Bu neticeyi biz fotoğrafları 19 Cumartesi günü saat 19'da müzenin salonunda yayınlayacağız. Orada bir kokteyle basına ve kamuoyuna tanıtacağız. Şu anda elime az önce geçti yarışmanın neticesi. Biliyorsunuz yarışmada birinci olan fotoğrafa 10 bin lira, ikinciye 7500, üçüncüye 5000 ve mansiyon ödülleri de 4500 olarak değerlendirdik. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 34 fotoğrafa da 250 lira para takdim edeceğiz. Çok katılım yoğun oldu. 1800 fotoğraf, bayağı bir fotoğraf. 482 kişi. Türkiye'nin her yerinden, her ilinden katılımcı var. Tabii Şanlıurfa bu hususta çok zengin bir malzemeye sahip fotoğraf görüntü verme hususunda. Bunu gelen bütün fotoğrafçılar ve jüri heyetinde bana bildirdi. Bunun biz gelecek seneler daha geniş katılımlı, daha ödülleri yüksek olduğu, profesyonelliği yüksek olduğu bir
zemine kaydırmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin farklı kentlerinden 482 kişinin 1811 fotoğrafla katıldığı insan, mekan ve doğa konulu yarışmada dereceye giren fotoğraflarında aralarında bulunduğu 40 eser Şanlıurfa Müzesi salonunda sergilenecek. Yarışmada birinciliği Ankara'dan Orhan Yüce, ikinciliği Şanlıurfa'dan Mahmut Ormancıoğlu, üçüncülüğü ise Aydın'dan Cihan Karaca elde aldı. Yarışmada birinciye 10.000, ikinciye 7.500, üçüncüye 5.000, mansiyonlara 4.500, sergilenecek 34 esere ise 200 lira ödül verilecek. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Umut Kırsal Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı kültür evinin inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Umut Kırsal Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı kültür evinin inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Halüliye'nin dört bir köşesinde devam eden çalışmalar hakkında günlük olarak ilgililerden raporlar alan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu çalışmaları da yerinde inceliyor. İhtiyaçların ve çalışanların her an takipçisi olan Başkan Demirkol, vatandaşların hizmetle en kısa sürede ve en kaliteli şekilde buluşması için çalışmaların takipçisi oluyor. Belediye Meclis Üyesi Cuma Demir ile birlikte Umut Mahallesi'ndeki çok amaçlı kültür evinin inşaatını inceleyen Başkan Demirkol, kültür evini yakın sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Zaten kentin ihtiyacının çok zor çalışmalar yapıyoruz. Kentle kırsal arasındaki farkı ortadan kaldırmak için kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Çok amaçlı kültürlerimizde kırsal ve büyük bir ihtiyacı temin etmiş oluyoruz. Bu ihtiyaç şu şekilde değerlendirilecektir. Sadece taze yer olarak değil, burada gençlerimiz gençlerimiz inşallah hem şehrimizi hem ülkemizi bilimize, teknolojide, sanayide ve aynı zamanda manevi ve milli değerlerimizde en önemli olarak çıkaracaklardır. Ben şimdiden bu gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Mutlu kutsal mahallelerimizdeyiz ve çeşitli kutsal mahallelerimizde de incelemelerde bulunduk. Belediye Meclis Üyesi Cuma Demir ise Halüliye Belediyesi'nin ilçe genelinde çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü ve bu nedenle vatandaşların takdirini topladıklarını söyledi. Ama Halüliye'miz hakkında ciddi bir şekilde gözle görmüş çalışmaların ortada. Yani lafla değil, inşaata bakmak lazım. Her şey göz önünde. Görevlerimiz olsun, işte temizlik konusunda olsun, ulaşlama konusunda olsun, her bölgeye, her merkeze, her mahalleye, her sokağa geliyor. Şanlıurfa'da Ayışığım Derneği Ramazan Bayramı için 20 bin yetim çocuğu giydirmeyi hedefliyor. Şanlıurfa'da kurulduğu 2006 yılından bu yana yetim ve öksüz ailelerin umudu Ayışığım Derneği Ramazan Bayramı dolayısıyla yetimleri sevindirmek için yeniden kollara sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda on binlerce çocuğu bayramda giydirerek takdir toplayan Ayışığım Derneği, önümüzdeki Ramazan Bayramı için de 20 bin çocuğu giydirmeyi planlıyor. Ayışığım Derneği Başkan Yardımcısı Murat Dereci, Ramazan ve özellikle bayramda sen de yetime kucak aç sloganıyla yetim çocuklara bayram sevinci yaşatacaklarını söyledi. Ramazan'la ilgili özellikle bayramlık yetime sen de kucak aç sloganıyla yetim çocuklarımıza bayram sevinci yaşatacağız inşallah. Yetime sen de kucak aç, bir yetime giydirme bedeli 50 TL. Özellikle kendi çocuklarımıza geri dönelim ve düşünelim. 5 yaşında, 6 yaşında babası olmayan yetim bir çocuk ve muhtaç bir amcası, bir babası veya biri yok ki elinden tutup bir mağazaya götürüp bayramlık alsın. Kendi çocukluğumuzda babamız bize aldığı bayramlıkları yastığımızın altına koyardık harife gecesi. Bayram sabah erkenden daha güneş doğmadan kalkardık, bayramlıklarımızı giyerdik. O sevinçle uyanırdık. Ve şimdi düşünelim kendi yetimlerimize biz de kucak açalım, sahip çıkalım. Yani düşünelim o psikolojiyi, kendi çocukluğumuza dönmek istiyorum özellikle.
Bayram sabahında baba yok, yetim, muhtaç bir çocuk eski bayramlı eski elbiseleriyle dışarıya çıkmış ve diğer çocuklar yeni ayakkabılar, bayramlıklar, oyuncaklar ellerinde. Zaten yetimin boynu bükük. Daha da boynu bükük bırakmamak için yetime biz de kucak açalım. Ayşun Derneği marketinde de yetim ailelerin gelip her türlü ihtiyaçları karşılayabildiğini dile getiren Deveci, yetimlerin burada sadece gıda yardımı değil birçok ihtiyaçlarını giderebileceklerini ifade etti. Ev aletleri var, işte elektrik malzemesi var. Sadece yani örnek veriyorum, dernekler olarak daha öncesinde biz de aynısını yapıyorduk bundan 3-4 yıl öncesinde. Ne bir de Ramazan paketlerimiz gıda hazırlıydık. Sadece koliyle işte kuru gıda eşya veriydik ama burada yani marketi görüyorsunuz. Aynı zamanda temizlik ürünleri, çocuklar için ya çocuk beyaz eşyamıza kadar var burada gördüğünüz gibi. Züccaciye eşyalarımız da var, mutfak malzemeleri, aklınıza ne gelirse. Buradan 100 liraya alırsa normalde 150 liraya alması lazım. Çünkü burada karsız veriyor. Ürünler maliyet fiyatına olduğu için dışarıda bir markette 150 liraya alacağı olur, buradan 100 liraya almış olur. Tabii yetim ailelere mahsus bir markettir bu. Halka açık bir markette gel, sadece yetim ailelere mahsus. Bu parayı versek bu malı alamaz aynı fiyata. Tabii ki. Para versek yani olmaz. Marketlerde kar payı olduğu için en az %20-%30 kar payı var. Burada daha uygun almış. Her aynen puanı ayrı. Evet. Mesela meyve suyundan tutak, tereyağıdır, sucuktur. Tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Akçakale Belediyesi mahalle ortasında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen göleti toprakla doldurdu. Vatandaşın mevcut sorunu çözüm buldu. Akçakale Belediyesi Tatlıca Kırsal Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1000 metrekare alanı kaplayan gölet, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın talimatıyla toprakla doldurularak park ve yeşil alana dönüştürülecek. Yıllardır mahalle ortasında bulunan, kış mevsiminde yağmur suyuyla dolup taşan gölet, yaz mevsiminde ise kara sinek, sivrisinek ve kötü koku yayarak sokak sakinlerinin sağlığını adeta tehdit ediyordu. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Ekibi tarafından Tatlıca Mahallesi'nde bulunan gölet 3 günlük çalışmanın ardından kırmızı toprakla dolduruldu. Gölet dolumu öncesinde ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tatlıca Kırsalı'nın mahalle içi stabilize yollarını da bitirerek mahalleye estetik bir görünüm kazandırdı. Tatlıca sakini Casım Yalçın, yıllardır bu gölet kışın yağmur suyuyla dolup taşıyordu. Çocuklarımız tehlike altında kalıyor, belediye tarafından doldurulup çocuk parkı ve yeşil alan yapılacağını ifade etti. Burası besbüyük bir göletti. Etrafımız tarım arazisi olduğundan hep su doluyordu. Su dolunca koku oluyordu, sinek oluyordu, sivrisinek oluyordu. Belediye başkanımıza başvurduk, Allah razı olsun. Başvurumuzu değerlendirdi, geldi baktı. 2 günden beri iş makineleri çalışıyor. Allah razı olsun, çok da güzel oldu. Kurtulduk, şimdi rahatlık. 2 gündür biz bizi insan sanıyoruz. Koku yok, sinek yok, pislik yok. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün çalışanlardan, bütün duyarlı olanlardan, sorunumuzu değerlendirenlerden Allah razı olsun. Başkan Ayhan'sa halk sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Tatlıca Mahallesi'nde bulunan gölet sinek, sivrisinek ve yaydığı kötü kokularla mahalle sakinlerimizin sağlığını adeta tehdit ediyordu. Bundan sonra edemeyeceğini söyledi. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurs gören kursiyerler tarafından bir yılda üretilen ürünler görücüye çıktı. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kültür merkezinde düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Karaköprü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta kursiyerler tarafından yapılan mefruşat, yağlı boya, üç boyutlu resim, dikiş nakış, örgü gibi çok sayıda el işi eserler standlarda sergilendi. Serginin açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kursiyerler katıldı. El emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyen Başkan Metin Baydilli ve Bayık ve kursiyerlerin ürünlerine hayran kaldı. Şanlıurfa'nın da bizim nazarımızla, ben buranın belediye başkanı olduğumuz için, belki de siz Karaköprü'de oturan, ikamet eden bireyler olduğunuz için
Eminönü Karaköprü'yü her zaman için Şanlıurfa'nın en gözde ilçesi görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten Karaköprü için ne kadar çalışsak azdır diye düşünüyorum. Tabii biz Karaköprü olarak, belediye olarak her alanda çalışmalar yapıyoruz. Felişleri olarak yeni yollar açıyoruz. Park olarak, park bahçeler olarak yeni parklar yapıyoruz vatandaşımız için, çocuklarımız için. Tabii bunun yanında bu çalışmalar yeterli yetmez. Nasıl ki bir düşünür diyor ki, bir ülkede 7'den 70'e herkes siyasetle uğraşıyorsa demiş, o ülke 3. sınıf bir ülkedir. Yani insanlar kültürle de ilgilenmesi lazım. Gençlerin kültürle, sosyolojiyle, ekonomiyle de ilgilenmesi lazım. Ve bugün gerçekten Karaköprü anlamında da üzerinde düşeni yapıyor. Biz Karaköprü'de kültür ve sosyal işler olarak 11 tane kursumuz mevcut. Tabii bu kursumuzdaki öğrencilerimiz hem burada eserler ortaya çıkararak hem bu eserleri ortaya çıkarıp bir gerçekten sanat kazanmış oluyorlar ve bu sanatla birlikte ailelerine katkı da sağlamış oluyorlar. Tabii bu katkı gerek ekonomimize, gerek ailelerine, gerek bireylerin kendilerini istihdam etmesi için çok güzel. Konuşmaların ardından Başkan Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bazı başkan yardımcıları ve meclis üyelerine tablo hediye edildi. Karaköprü Kültür Merkezi'nde açılan El Emeği Göz Nuru eserlerin yer aldığı sergi 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da Kitap Şenliği Fuarı'nı ziyaret etti. Okumanın ne denli önemli olduğundan bahsetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından Topçu Meydanı'nda 7'den 70'e her kesime hitap eden Şanlıurfa'da Kitap Şenliği Fuarı'na ziyaretler sürüyor. 50 yazarın 75 yayın evinin katılım gösterdiği ve 20 binden fazla kitap çeşidinin sergilendiği sergi fuarı gezerek stand yetkilileriyle bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kitapseverlerle sohbet etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kitap fuarında çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Nihat Çiftçi burada çocuklara kitap hediye ederek istekleri üzerine kitaplarını imzaladı. Dünyayı iyi bilmek için kitap okumamız lazım diyen Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfalılar da kitap okuma alışkanlığı aşılamak için bu tür çalışmaların devamını getireceklerini belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz ve Şanlıurfa Valiliğimizin işbirliğinde Şanlıurfa bir ilki gerçekleştirmiş oldu. İlk kez bir kitap fuarı Şanlıurfa'da açılıyor. Yazarlarımız her gün okurlarıyla buluşuyor. Aslında güzel olan şudur. Bu şehre bizim kitap okumayı, kitap okumanın anlamını yerleştirmemiz gerekiyor. Beyni beslemek istiyorsak kitap okumaya önem vermemiz gerekiyor. Ruhumuzu beslemek istiyorsak kesinlikle kitapları okumalıyız. Ve dünyayı iyi yorumlama adına, çünkü her bir kitap bir dünyaya açılan bir penceredir. Dolayısıyla bugün şöyle geldik, bir saat inceledik ama bir saat nasıl geçti bilmiyorum. Bana bir 4-5 saat lazım diye düşünüyorum. Tekrar geleceğim, şöyle bir kaynakları güzelce her standı inceleyeceğim. Dokunacağım böyle, o kitabın kokusunu teneffüs edeceğim. Aldıktan sonra da benim gençlere, Şanlıurfalı hemşerilerime burada mesajım şu. Muhakkak surette, tabii ki küçük çapta. 75 tane yayın evi katılıyor. Aslında önemli bir sayı. Bunu biz genişletebiliriz. Eğer siz şehir olarak bu tür faaliyetlere, aktivitelere sahip çıkar, özümser, gelir, faydalanır, istifade ederseniz biz bunu daha da arttırırız. İnşallah güzel oluyor. Bugün de ilgi gayet yoğun bir şekilde bunu görebildim. Şanlıurfalıları okumaya, araştırmaya, kitap fuarını gezmeye davet ediyoruz. Gelsinler çocuklarıyla, güzel bir zaman geçirsinler. Küçük yaşta çocuklarına okuma alışkanlığını yüklesinler. Toplum olarak eksiğimiz okumuyoruz, araştırmıyoruz. Çok net olarak ifade edeyim. Bilmeden konuşuyoruz. Bildiğimizi varsayıyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durumdur. Öte yandan 28 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan kitap fuarında ünlü yazarlar tarafından imza günü düzenlenecek. Şanlıurfalı Kama ve Demirel ailesi çocuklarının mutlu anına davetlilerle birlikte şahitlik etti.
Şanlıurfa'nın tanınan ailelerinden iş adamı İmam Kama'nın oğlu İbrahim Kama, iş adamı Abbas Demirel'in kızı Seher Demirel'le hayatlarını birleştirdi. Şanlıurfa'nın tanınan ailelerinden Kama ve Demirel ailesi çocuklarının mutluluklarına şahitlik etti. İş adamı İmam Kama'nın oğlu İbrahim Kama, iş adamı Abbas Demirel'in kızı Seher Demirel'le hayatlarını birleştirdi. Halil Beyat'ın kirveliğini yaptığı düğünde Demirel ve Kama ailelerinin yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Siverek Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde kadın kursiyerlere verilen mesleki eğitimler devam ediyor. Siverek Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bayanlara yönelik mesleki eğitim veriliyor. Kursiyerlere eğitim verdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Şükran Kongül, daha önce kursiyerlerimiz eğitimlerini alamıyordu. Yaptığı düzenleme ile 56 kursiyere eğitim vermeye başladıklarını ifade etti. Siverek Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Siverek Mesleki Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir proje hazırladık. Bu projemizde bayan kursiyerlerimize yönelik çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitim derslerini haftanın bir günü bizim hizmet binamızda verilmektedir. Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Çatalkaya ise mesleki eğitim kurslarında çok sayıda kurs açtık. Binamız kent dışında olduğu için bayanlar gelemiyordu. Belediyenin yardımıyla 4 alanda kurs açtıklarını ifade etti. Bayanların biliyorsunuz mekanımız sanayide, yeni sanayide olduğu için bazı bayanların oraya gelmesiyle ilgili sıkıntılar oluşmuştu. Belediyemizin de yardımıyla 4 tane kursumuzu bu belediyenin mekanında açtık. Özellikle hepsi bayanlar. Bayanlar olmasının sebebi sanayiye gelememeleri. Haftada bir gün öğrencilerimiz buraya geliyor, eğitimlerini görüyor. Haftanın diğer 5 günü ise geldikleri iş yerlerinde bu işiyle ilgili pratik uygulamalarını yapıyorlar. Eğitim alan kursiyerlerse bu imkanı bizlere sağlayan Siverek Belediyesi ile Mesleki Eğitim Merkezi'ne teşekkür ettiler. Terziliği için buraya ustalık ve çıraklık belgelerini almak için geliyoruz. Gittiğimiz yer normalde sanayinin orası olduğu için çok uzak olduğundan dolayı ve belirli sıkıntılarımızdan dolayı gidemiyoruz. Buraya Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz Şükran Hanım yardımcı olarak bizi buraya getirdi. Hem daha çabuk gelebiliyoruz hem de derslerimizi görerek ustalık ve çıraklık işte almak istediğimiz belgelerimizi buradan rahatlıkla almak için geliyoruz. Mesleki eğitime başvuru yaptım belge almak için. Neden mi önemli? Belge olmazsa istediğimiz her yerde dükkanımızı açamayız. Gerçekten belge çok önemli. İmza hakkımız olmalı. Bu yüzden mesleki eğitime geliyorum. Mesleki eğitimime ilk başvuru yaptığımızda çok uzaktı. Gidip gelmekte nasıl işte gidip geleceğim sorun olacak diye çok kararsız kalmıştım. Çok teşekkür ediyorum Siverek Belediyesi'ne. Çok yakına geldi ve gidip gelmekte hiç zorluk çekmiyorum. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmada sınır hattında 20 kilo TNT ve uzaktan kumanda ile geçirildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Suriye'nin Eşme Köyü ile sınır komşusu olan Birecik'in Eşme Mahallesi'nde askeri araçların geçiş güzergahında patlayıcı bulunduğu bilgisine ulaştı.
Alınan istihbarat üzerine harekete geçen polis, Suriye sınırındaki bölgede yaptığı çalışmada 20 kilo TNT ile 8 patlayıcı fitil ve uzaktan kumanda ele geçirildi. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el konulan TNT fitil ve uzaktan kumanda incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis patlayıcıyı bölgede bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in elindeki mermicekleri ele geçirmek için operasyon başlattı. Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in elindeki son geçit mermiçeyi ele geçirmek için operasyon başlattı. Amerika Birleşik Devletleri destekli YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kontrolündeki mermiçeyi ele geçirmek için operasyon başlattı ancak, mermiçeyi alındıktan sonra Türkiye'nin hassasiyeti doğrultusunda YPG'liler bölgeden çekilecek. Membiç cebi olarak bilinen Türkiye sınırındaki 80 kilometre uzunluğundaki Membiç-Mari hattı, IŞİD elindeki son geçit olması nedeniyle önemli. Operasyon Türkiye sınırı boyunca uzanan ve IŞİD'in Avrupa'dan gelen militanlarının Suriye'ye geçişi için lojistik üs olarak kullandığı rotayı kapatmaya amaçlıyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise operasyona katılan muhaliflerin büyük bölümünü YPG'nin oluşturduğunu belirtti. IŞİD karşıtı koalisyon uçaklarının operasyonu havadan, Türkiye'nin de sınır boyunca top atışlarıyla karadan destek verdiği belirtildi. Operasyona ABD özel kuvvetlerden askerler de katılıyor. Askerler ön cephenin gerisinden YPG ve Arap güçlerine danışmanlık yapıyor ancak çatışmalara katılmıyorlar. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.